Enerjik ol, kendini göster, öne çık, parçala, hep en iyisin, cesur, çal, saldır, işte de en iyisi ol, okul, of, hepsinde parçala, öne çık, par... evet. Hayatımızın aslında bir kısmı bu tarz gazlarla geçiyor, yani özellikle de giriş kısmı. Bu videonun da giriş kısmı böyle saçma sapan. Belki de sizden de ki bütün yaşaralıklarında beni takip edenler olduğunu tahmin ediyorum. Çok yeni yaşamış, bunu yıllar önce yaşamış, hatta belki çok daha yakın zamanda yaşamış kişiler olabilir aranızda. Nedir bu enerjik ol, kendini göster, durma, hep iyi misin falan böyle devamlı sizi dürten, okulda hatta ilkokuldan itibaren devamlı bu sözleri duyduğunuz, hep böyle bir kendinizi öne atmanız, işte sınıfta, sınıfta aktif ol, parmak kaldır, en çok sen konuş, işte sen çık, işe gide, işe başlarsın, herkesin önüne geç, saldır, parçala hep böyle bir sınav sistemi de zaten böyle. Hep böyle bir öne geç. Yırt, it, kakala, onu kaktır, bunu parçala falan şöyle yap, böyle yap. Ve hep günün sonunda hep enerjik ol. Böyle işte kendini öne çıkar, parçala sarmalın içinde kalırsınız. Peki ne bu olay? Yani bu aslında benim bir süredir kafama takılıyordu. Özellikle de benim de yani yayınlarımda bazen şu oluyor yani çok enerjik bir anımız da oluyor tabii ki. Böyle çok coşkulu bir şey sinirlendiğim, bir şey güldüğüm, coştuğum ya da işte anlatırken heyecanlandığım bir şeyler olunca tabii daha ben de doğal olarak yani böyle hazırlıklı bir enerjide değil. Evet şimdi enerjik olmalıyım. Oh falan diye böyle enerjik olmadan kendiliğinden ortaya çıkan durumlar oluyor. Mesela bu videoda da olacak şimdi. Bakın mesela sesim yükseldi. Ama bazen de böyle sakin oluyor. Yani sakin sakin anlatıyorum. Yani böyle durgun belki size ilk bakışta durgun gelen böyle belki sizi sıkacak olabilir sıkılabilirsiniz de bu tarzdan ve hep hemen şu tepki geliyor İyi misin abi ne oldu bir şey mi oldu niye böylesin abi falan bu beni işte okul döneminden beri çok sinir eden bir şey yani biraz çıkış noktasını buraya çektim ama hani yanlış anlamayın yani yayınlara gelip böyle yapıyorsunuz diye size kızmıyorum ya, alakası yok peki nedir bu konu ilkokuldan düşünün. Bilmiyorum belki şimdi sistemler değişmiştir. Yani bizim zamanımızda e, bir küme olmak ve tahtaya çıkıp işte böyle projeler yapmak. Küme dediğim böyle 5-6 kişinin bir araya gelip işte çıkıp e, ne bileyim işte dinozorlar hakkında içerik hazırladık. İşte ansiklopedileri karıştırdık. Şimdi sen çık anlat. Herkes utanır zaten. Sınıf 70 kişi ilkokul. Yani böyle rahat okuyabildiğim bir ortam da yok. Utanıyorsun, sıkılıyorsun, ne yapacağız falan. Çıkardın, anlatırdın ve içine yardın yani anlatamazdın gerilirdin gülerlerdi sana falan böyle iyice gerilirsin bu sefer çünkü on izleyen de haklı şimdi ben de hem izleyen taraftasın hem anlatan taraftasın ve televizyon diye bir şey var yani orada hep birileri çıkıyor o kadar güzel böyle enerjiyi televizyon böyle dikte ediyor anlatıyor reklamlar çıkıyor bağırıyorlar siyasetçi çıkıyor daha da çok bağırıyor en çok o bağırıyor hatta ulan diyorsun bir şey oluyor yani bunlar bu doğru herhalde ya böyle yapmalıyız. Biz de bağıralım, biz de enerjik olalım ama tabii o kendinde, o anki ruh halinde de ilgili kendinde olan bir şey değil. Yani çıkıyorsun öyle bir çocuk değilsin zaten öyle ne olduğunu da anlamıyorsun. Hadi anlat falan. E notların iyi bir yandan da yani işini görüyorsun demek ki çok bağırman, az bağırman, enerjik olman, tahtaya kalkman falan seni daha iyi yapmıyor ama o veri toplantısı geldi işte e, X tahtaya kalkmıyor, Tancan konuşmuyor vesaire olurdu Muhtemelen siz de yaşamışsınızdır. Lisede, üniversitede bile olur bu bazen. Hadi bakalım şimdi bir sunum yapın. Hadi işte enerji işte anlat kardeşim ne diyorsun? İşte şöyle oldu, böyle oldu. İşte göster kendini. E, i̇şte acayip bir sunum yaptım. Çağat 5 ne anlattın hiçbir şey. Öbür tarafta belki de hani e, çok daha iyi bu işleri bilen ama böyle kendini o anda yani daha sakin anlatmayı tercih eden birinde de sunumu olabilir. Onda sıkılıp kimse dinlemeyecek. Evet olabilir, sıkılabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Yani kendini ifade etmek başka bir şey. Yani kişi kendini ifade ettiği sürece, edebildiği sürece bence okey. Ama işte bu gereksiz enerji, gereksiz kendini gösterme çabası hep bize pompalanıyor. Ona girdiğiniz zaman aslında anlatacağınız şeyi de iyi anlatamıyorsunuz bence. Ben anlatamıyordum en azından. Ve devam böyle bir yapaylık oturmaya başlıyor. Çünkü hep bir yarış durumu var. Yani bu yarış nedir? İlkokulda buydu. Öne çıkayım, diğerinin önüne geçeyim, sınıfın en iyisi olayım, daha çok puan alayım. İşe girersiniz, işte de işinizi çok iyi yaparsınız. Ama nedense böyle toplantılarda sessizseniz ya da işte ya fikir de atarsınız. Bakın yani fikrinizi maille de atabilirsiniz. Yani bir konuşmada sessiz, sakince de söyleyebilirsiniz. Bir toplantıda da inanılmaz yaratıcı bir fikriniz olabilir. Ki benim böyle çalıştığım insanlar oldu yani. Metin yazarları genelde daha enerjik ya da işte kreatifler böyle çok uçarı kaçarı gözükür. Ama aşırı sessiz hiç konuşmayan metin yazarı tanıdıklarım da vardı ki ben de o tarz bir metin yazarlığı yaptım. Öyle sakince oturursun anlatırsın derdini. Zaten fikir güzelse güzeldir. Sen daha çok bağırınca daha çok kendini gösterme çabasını daha boktan şeylerini satmaya çalıştıkça o daha iyi olmaz. Ama iş yeri hep sizi, sizi iter buna. E şu, bunu ne zaman anlarsınız? Sizden aslında hiçbir şey yapmadığını düşünür ve sizden daha kötü olan birinin ileri gittiğini fark ettiğinizde. Çünkü o daha çok konuşuyordur. Herkesi daha yakındır. Böyle bağırır, çağırır. Toplantıda hep böyle öne çıkar. Hep böyle jilet gibidir falan. O bir şekilde gider. Çünkü dikkat çeker. Ama fikri yoktur. Yaptığı bir iş de yoktur. Bilirsiniz, anlatamazsınız. Çünkü o dakikadan sonra kimseye ilgilenmez. Çünkü tek dert aslında size sunulan size öğretilen daha doğrusu pardon o kendini göster cesur ol ileri atır atıl ne yaparsan yap önemli değil bilme anlama hiç dert değil İngilizcen orta seviye mi? yapıştır en üst seviye lan benim İngilizcem böyle pat küt dağındın konuş o anda zaten hani senin e, seviyeni algılayabilecek birileri yoksa zaten ikna edersin ha, varsa belki seçebilirsin o farklı bir konu <laughs> ya da ne bileyim hiç bilmediğim bir konuda at tut zaten millet de bilmiyor ne olacak öne geçersin. Sen orada diğer taraftın. Ben bu konuya çok hakim değilim. Acaba yani ya öyle olabilir ama şöyle falan. Sen orada böyle sessiz sessiz anlatmaya çalışırken zaten senin de seni kimse dinlemeyecek. Ha tabii burada şu çelişki var. Bugün YouTube'da video da yapıyorum. Yapıyoruz. İnsanlar yapıyor. Siz de yapıyorsunuz belki. yayın yapıyoruz. Tabii ki burada kendini ifade etmek önemli. Vurgu, sesinin seviyesini değiştirmek, es vermek. Ya yani bunlar önemli. Bu başka bir konu. Bunu öğrenmek, bu kendini ifade etmekle ilgili. Bakın bunu ya bağırmadan da yapabilirim. Ya benim videolarımda hiç böyle enerjik bir şey görmezsiniz. Çünkü ben zaten böyleyim. Yani size gidip de böyle devamlı... Evet bugün enerji, samimiyet, acayip şeyler. Abi orada böyle oldu falan gibi çıldıracağım bir şey de yapabilirdim. Ve hiçbir şey de anlatmayabilirdim. Belki daha etkileyiciyordu. Belki YouTube beni çok daha önlere çıkarırdı. Bilmiyorum ama yapmıyorum. <laughs> Yapamam da çünkü. Olmuyor. Komik geliyor bana. Kendime güler gibi kendime gülerken görüyorum yani. Öyle buluyorum. O yüzden bu konu e, biraz Biraz irdeledim de belki de daha da geçmişe dayanıyor dedim ya yani çocukluğumuzda oturduk o televizyonları izlerken hep siyasetçiler çıkardı ve hiçbir şey anlatmadan saatlerce konuşurlardı ve devamlı bağırırlardı ya da devamlı belli bir tonda olsalar bile hep böyle dikte ederek, böyle bir tuhaf elde kalem böyle bir tehditkar, yani böyle daha ezen, üstten bakan, hep böyle bir kontrol altına almaya çalışan bir e, yapısı vardı ki bu bir öğreti zaten. Hani e, öyle anlatılıyor, öyle öğreniyorlar ve sizi kontrol etme amaçlı o şekilde konuşuyorlar ve siz de buna alışıyorsunuz. Yani bir hatiplik bir e, bir böyle sunum ya da kendini ifade etmekten çok bir böyle e, dikte etmeye dönüyor konu. Meydanlarda herkes bağırıyor abi, şöyle yapacağız, böyle gireceğiz, ee, e, bağırıyorsun, sen gaza geliyorsun, maçtayız sanki. Ne anlatıyorsun? Hiçbir şey yok. Ben bunun aslında biraz e, seyircinin gözünde de düştüğünü tahmin ediyorum ya da görüyorum diyeyim daha doğrusu. Neden? Mesela YouTube'a bakın, bugün Twitch'e de bakın başka mecralarda bakın. Hep böyle daha ikili, üçlü insanların oturduğu ya da böyle Instagram'da ekranı ikiye bölüp böyle daha sakin evinin ortamında. Yapa hiçbir şey yok. Arkada böyle ışıklar, meydanlar, böyle acayip renkler, patlayan bir şeyler, patlangaçlar, ekrana gelen yazılar yok. Herkes sakin evinde oturuyor, yan yana konuşuyor. Uzaktan bağlanmış daha sakin. Ya da podcast yapıyor. Podcast'te de herkes daha sakin. Ha, tabii yine sıkıcı gelebilir ama şunu hissediyorum ki içeriye önem verenler yani bu ne anlatıyor dur bakayım ha burada bir şey diyor bu. Ha daha böyle tempolu söylese daha rahat dinlerim ama dur bakayım bir şey diyor deyip ileri geri yapmaya başladığın zaman videoda ya da orada söylenen bir şey googlelamaya başladığında bir kitabı arattığında diyorsun işte bu içerik değerli ya. İşte ben bunu çok yapıyorum. Yani bazı kişilerin içeriğini izlerken mesela kişisel ya yani kişiliğini beğenmesem de içeriğini beğeniyorum çünkü Düzgün abi anlatıyor. Yani o samimi konusu var ya ki samimiyet konusunda başka bir videoda gireceğim. O biraz daha farklı bir konu. Aslında bu videonun içinde de girmek istiyordum ama ondan ayrı bir video çıkar diye düşünüyorum. O yüzden onu bir kenara koyuyorum. Ama tırnak içerisinde samimi seviyedeki o ses tonu anlatması, yapay gözükmemesi aslında sizi ikna etmen ikna etme, etmekten çok içeriğin kalitesine yöneltiyor. Ya bakıyor dinlemeye başlıyorsunuz. Mesela ben şeye karşıyım ben hiçbir videoyu ya da hiçbir içeriği ha, yani çok tırt bir içerik değilse tabii böyle hızlandırmıyor. Normal dinlerim. Çünkü ya bir şey anlatıyor orada insan ve yani ya bir kitap mı önerecek birinden mi bahsedecek bir fikri mi var? Aa evet hiç böyle düşünmedim mi dedirtecek bana? Bunu yakalamaya çalışıyoruz. E bunu yakalarken de e, bence işte içeriye odaklamayı kişi anlattığı şeyin kalitesine vurgu yaparak yapabilir. Bu vurguyu da zaten söyleyerek olmaz. Size anlattığı şeyler sizi yakalar. Siz dinlemeye başlarsınız. Hızlandırmazsınız. Tertemiz. Aa evet ya çok güzel oldu. Neler anladık, neler dinledik deriz ve biter. Ve dikkat edin zaten işte bu tarz içerikleri yapanlar daha sakin. Öyle fazla bağırıp çağırmadan. Çünkü böyle bir reklam gibi oluyor. Reklamları da düşünün. Mesela televizyon izlersiniz ya da bugün YouTube'da da aynı şekilde ya da radyo dinlerken de ses bir anda yükselir reklamla böyle bağırır. Coca Cola işte bilmem ne işte Lay's cipsleri işte kondom alın falan böyle bir anda ses yükselir. Hiç e, satılan ürünün ana içeriğiyle ilgili bilgiler verilmez işte nedir mesela serin iç. Ya tamam serin içelim ne içiyoruz? Abi işte asitli masitli bir şey içiyorsun. O, o bilgi gelmez. Bağ kurabildiniz mi? Yani size içerik verilmiyorsa ve sadece kaplaması sadece paketi veriliyorsa yani bir pazarlama yapılıyorsa o zaten reklama dönüyor biraz. Yani bugün aslında çok o steril duran hep birbirine benzeyen o bütün mecralarda TV'de dahil gördüğümüz içeriklerin hiçbiri zaten işte içeriğiyle öne çıkmıyor. Ambalajı, şekli, şemali, kim sunuyor, yakışıklı mı, güzel mi? İşte göğüsleri büyük mü, kaslı mı? ne bileyim saçı şöyle mi falan. Hep onlar, onlar ön plana çıkmaya başlıyor ve içerik gidiyor yani. Ve siz de artık neye kapılıyorsanız orada onu izliyorsunuz. Kopup gidiyorsunuz konuda. Ama dediğim gibi yani bu konu sadece izlediklerinizle ilgili değil. Bugün belki bazılarınız ileride iş hayatına atılacak. Ve bunu yaşayacaksınız. Sizden daha çok bağıran, sizden daha çok konuşan ama sizden daha az iş yapanlar. Hatta belki hiç yapmayanlar daha öne çıkacak. Korkmayın yani artık bu yapılar değişiyor. Siz işinizi iyi yapıp kendinizi iyi ifade ederseniz bak ona odaklanın. Tekrar ediyorum. Bunu şunu karıştırmayın. Kendini ifade etmek sadece bağırarak, çağırarak ya da işte sesinizi yükselterek değil. Yani i̇yi konuşarak, düzgün konuşarak, derdinizi anlatarak, doğru kelimeleri seçerek, cümle kurabilerek bunlar da olur. O yüzden kaptırmayın. Hani bugün mesela şu sorular da çok geliyor işte. içerik yapacağım, yayıncı olacağım. Video yapacağım işte işe gireceğim reklamda olacağım. Yani bu alanın hepsi için geçerli. Evet yani oturup böyle karanlık köhne bir yerde böyle sönmüş ışık bile yok ses mikrofon kötü yani hiçbir hazırlık yapılmamış böyle evet arkadaşlar bugün de kalp krizi geçireceğiz beraber hazır mısınız falan tabii ki bu çalışmaz bunu yapın demiyorum o işinize gösterdiğiniz emeği zaten ekrana yansıtmanız lazım. O bir kere sizin karşılıklı bir alışverişiniz dinleyen ona bir saygınızı gösteriyorsunuz. O da size saygısını gösteriyor ya da göstermiyor. Siz onu göremiyorsunuz. Orada zaten dezavantaj başlıyor. Önemli değil. Siz bunu satmak için yapmayın ama işte. Satmak için yaparsanız zaten dediğime yönelebilirsiniz. O zaman okey onu da yapabilirsiniz. Bir tercihtir. Ben sevmiyorum. Ve bugün bu videoda onu anlatıyorum zaten. Satmak için daha güzel giyinirsiniz. İçerinizin hiç önemi kalmaz. Daha çok bağırırsınız. Enerji böyle saçma sapan enerjiler. Mikrofona kafa atarsınız. Gördük bunları. Ya da kameraya uçarsınız, gözünüzü büyütürsünüz. Ne bileyim bir şeyler yaparsınız. Bunlar, bunlar sorun değil. Ama işte... Bazı içerikler vardı ki Berzan hiç konuşmadan sizi izletir kendisini. Demek ki... Konu yine kaliteye geliyor. Akılda kalıcılığa geliyor. Derdinizi anlatmaya geliyor. Yani bunlara odaklanmak bizi bundan kurtarıyor. Hatta geçen de yayında bir TEDx konuşması da izledik. Hatta onu da bitireyim ki ben bu videoyu çok daha önceden planlıyordum. Orada da şöyle bir detay var. Bir hanımefendi yapıyordu. Şu an adını hatırlayamadım. Çok özür diliyorum kendisinden de ki yabancı bir TEDx konuşması. Bizim o kalitesiz dandik TEDx konuşmalarımız değil. Yanlış anlamayın. Gayet kaliteli bu işte. Hatta Amerika'da meclis üyesi olmuş. Sanırım kendi eyaletinde meclis üyesi olmuş bir hanımefendinin sunumuydu. E, bu erkeklerin aslında biraz daha maruz kaldığı bir durum diyor. Yani kızlara daha mükemmeliyetçi olmak öğretilirken ki Amerika için konuşuyor ki bizde de benzer durum vardır. Çok bilmiyorsan atılma, insan çok öne çıkma. Bak kadın meslekleri var, öğretmenlik, hemşire onları yaparsın. Sen çok şey yapma, hani sen, sen mükemmel ol. Sen mükemmel olacaksın, sen iş, sen, sen onunla ilgilen. Her şeyin çok iyi olsun. Ve bu bir baskı yaratıyor diyor. Yani bu psikolojik bir araştırma olarak zaten yapılmış. Ve bu baskı yaratıldıkça o kadınlar kendisini ifade etmekte daha çok zorlanıyor. Bir konuda da çok iyi olana kadar sesini çıkarmıyor. Ve belki de bir işte ya da bir ortamda siyasette şurada burada kendi fikrini ifade edecek şansı bile bulamıyor. Çünkü korkuyor mükemmel olmak zorunda. Biraz bir eksiği olsa konuşmuyor. Ama erkek Erkek de tam tersi gaz. İşte bize de o yapıldı. Yani cesur ol, giriş, saldır, parçala. En iyisisin sen. Biliyor musun? Bilmiyorum, önemli değil. Mesela hep şu söylenir CV hazırlanırken. Be İngilizcen kaç üzeri, 5 üzerinden kaç atıyorum ortalama? 3, 5 yaz. Aa, ama niye? Ya yaz sen ya. Kimse bakmıyor. 5 yaz. Tamam. Marketing bilgin. 10 üzerinden kaç? 6 falan. Ya 8. Ya abi ama ya yaz sen. Böyle CV tavsiyeleri aldım abi. Ben yani inanılmaz bunu birebir aldım bir de yani. İşin uzmanlarından. Hep böyle hep böyle kendini öne çıkar. İşte daha çok bağır, cesur ol. Erkeksin çünkü yaparsın. Bu da ayrı bir baskı yaratıyor. Zaten o konuşmada bundan da bahsediyor. Yani kadınlar ö e baskılanırken erkekler de hazırlıksız ve dandik bir şeyden geçip kendisini satmaya, pazarlamaya çalıştığı için hop o da fazla ileri gidiyor ve böylece ne oluyor? Hep böyle bir dengesizlik. Ya bir yerde böyle görüyorsunuz çok fazla hani bunu sadece erkek kadın cinsiyet üzerinden düşünmeyin ama bu bir yapı olarak söylüyorum ki bizde de var bu maalesef belli işlere belli gruplar yığılıyor belli işlerde de belli gruplar aşağıda kalıyor ve siz belki de asla mutlu olmayacağınız yerlere gidiyorsunuz işlerde çalışıyorsunuz hayatlara sahip oluyorsunuz ve mutsuz bir şekilde her şey devam ediyor. O yüzden diyeceğim hani evet geçmişten gelen travmalar, bundan Hı. yaşadıklarınız olabilir. Belki destek almak bunun için önemli. Ee, ben de yaşadım. Yani atabildim mi bilmiyorum. Kendi hala fobim var. Ya bugün yayıncılığa başlarken de ter içinde kalıyordum. Daha birkaç ay öncesine kadar video yaparken her yerimden ter akıyordu. Hala girerken zorlanıyorum videolara. Bazen çok çıplak hissediyorum kendimi. Bu ne demek? Yani böyle e, bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum. Yani başıma ne geleceğini bilmiyorum çok savunmasız hissediyorum. ya bir hata mı yaptım, yanlış mı söyledim, daha mı sessiz olmalıydım, sessiz mi olmalıydım, ay ne eleştiri gelecek şimdi. Evet bu çok hissedilmiyor belki ama o anlık stres vuruyor ama bir yerden sonra böyle şey alıyorsun. Ee, tamam yaptım olduğu kadar ne yapayım. Benden de bu kadar artık. İşte o seviyede sıkıntılarınız varsa ya da bu anlattıklarımı siz de yaşıyorsanız Belki bir nebze sizi rahatlatmıştır. Yalnız değilsiniz. <laughs> Bunları hem okul hayatınızda hem iş hayatınızda yaşayacaksınız ya da yaşamaya devam edeceksiniz. Bunu da kırmak biraz elinizde. Sizin elinizde. Bununla ilgili çalışanlar var. O bahsettiğim TEDx videosunu da aşağıya bırakacağım. Dediğim gibi Twitch yayında izlemiştik. Siz de izleyebilirsiniz. Youtube'dan takip edenler. Onun dışında bu tarz şeyleri siz de yaşadıysanız yorumlara yazın. Belki farklı yorumlarda size destek olanlar olabilir. Ya da kendinizi ifade edip rahatlamış olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Günlük videoları dediğim gibi devam edecek. Biraz aralıkta atıyorum. Ben de içimden geldikçe bu videoları yapıyorum. Umarım işe yarıyordur. Kendinize iyi bakın. Görüşeceğiz. Bay bay.